Meslektaşlarımız da var. Örneğin evet işleri 20 Mart'tan sonra çalışmamış ama daha başvuru yapmamış. Bir netleşsin ne olduğunu bir görelim, bilelim. Düzgün bir şekilde başvuru yapalım diye bekleyenler var. Bunlar geçmişe dönük başvuruda bulunabiliyorlar mı? 11 Mart. 11 Mart'a kadar başvuruda evet, bulunabiliyor. COVID olarak 11 Mart'a başvurabilir. Eksikleri varsa bu eksiklerini fark ettikleri zaman başvuran düzeltebiliyorlar mı? Düzeltebiliyorlarsa nasıl düzeltebiliyorlar? Nasıl yol izlemeleri? Eksikten kastınız? Örneğin formu doldururken bir şeyi yanlış yazdığını sonradan fark etti ya da eksik yazdığını fark etti. Şimdi burada bizim için eksik olarak kabul ettiğimiz zaten temelde olan şeyler, başlangıç, bitiş, bunlar eksik olduğunu geri gönderiyoruz. Yani biz burada asgari bir kabul şartlarını oluşturuyoruz. İşte sayılar var mı? Numaralar var mı? İşte liste doğru doldurulmuştur mu? Bu asgari şartları sağlamadığı zaman biz buradan geri dönüyoruz. Diyoruz ki sayın yetkili, genelde de benim ismimle gidiyor çünkü benim mailim üzerinden çalışılıyor. Sizden dönüyoruz. Dönüşler de sizden. Aslında ben yapmıyorum. Yani yapıyorum da. Yetişemezsiniz. Yapıyorum da ancak sizin işte günde 40-50 tane veya 60-70 tane dönüyorum. Orada dönüyoruz. Diyoruz ki şu eksik diyoruz. Mesela form okunmuyor diyoruz. Nasıl okunmuyor diye bize yazıyor. Yani bir de hakikaten bazen üzülüyorum yani bir bunu muhasebecilerimiz yapıyor. Yani nasıl okunuyor? Yani biz okunuyor da okunmuyor mu diyeceğiz? Yani şimdi var mı yok. Üstad ama formlar da işçi listesinin Excel formatındaki listeye de bazı iş kurul müdürlükleri hani dosyaların içine onu da koyun diyorlar PDF i̇şte formatının haricinde değil mi? Hani çünkü işte dediğiniz gibi orada TC'ler falan okunmadığı için hani Gebze'de de bu uygulama var mı? Yani ya ben biz zorunlu koşmadık onu ama hı, gelenler bizi memnun ediyor. Diyorum ya okunduğu zaman net olarak düzgün olmuş oluyor. İşte biz asgari müştereklerle firmamızı sabah ben çıktı aldım. İşte ne var? Başlangıç bitiş var. Çalışan sayılarını yazmış. Kaç kişi olduğunu yazmış. İşte işaretlemiş. Covid yeni form kullanmış. 3 tane formumuz vardı. Daha ilk dönemde Covid olmayan bir Covid'li vardı. Bir de en son şeklinde yeni çıkardılar. 3 eklere bakıyoruz. İmzalanmış mı? Evet imzalanmış. Kaşe imza yapılmış. Yani soruyor kaşe imza yerine kaşe imza atacak mıyım? Liste eklemiş. Okunmuyor ama liste eklemiş. İşte faaliyetlerle ilgili bir bilgilendirme koymuş. Bir de karar almış. Biz buna, bizim açımızdan tamam dedik. Sisteme kaydettik. Mesajımızı attık. Talebimiz işleme alınmıştır gibi. Ona uygun şeyler. Talebimiz işlem alınmıştır. Şu, buna bir söz yazıp ertesi gün teftişte olacak şekilde gönderiyoruz. Yani bunlar yarın teftişte. Peki müdürüm, ne kadar mesela 30 Nisan'da firma başvuru yaptı, 11 Mart'ta yapabiliyor mu? Bunun bir süresi var mı? Yapar. Onda bir süre yok. Yok. Ama 11 Mart'ta dönebiliyor. Burada bir realite var. O realite de şu. Bunu taşırmayalım. Şu. İşçinin o dönemde kısa çalışma yapmış olması lazım. Tabii. Yani bu bir sosyal yardım değil. Yani işveren hem işçisini çalıştırayım, hem oradan alsın, bir de işçiye iyilik yapalım, bir de buradan alsın olayına. Yani çok düşünmüyorum, düşünmek istemiyorum, yoğun çalışıyoruz. Çok düşünmek istemiyorum ama bazen de aklıma geliyor. Yani çünkü hepimizin parası. Yani hepimizin parası. Yani burada bir gücümüz varsa çıkartıp cebimize verelim. Bu gücümüz varsa. Yoksa da senin paranla ben patronluk yapamam yani. Senin parandır. İki tarafın da kötü niyetli olması lazım biliyorum. Yani işveren böyle bir şeye tenezzül etse bile işçi bunu şey yapmayabilir ki bir tane işçi yok, bir sürü işçi var. Yani bir sorun çıktığı zaman aralarında bunlar çıkacaktır. O zaman mutlaka, net olarak yani, net yani olarak, o zaman ben buna hiçbir işverenin de girmeyeceğini, hiçbir işçinin de buna alet olmayacağını düşünüyorum aslında. Şöyle bir fikir. Bu işsizlik fonundan karşılandı. Yarın 3 ay aldı. Evet. Dördüncü, beş ayında işten çıktı veya işveren çıkardı. Çoğu işçi bunun maaşından, işsizlik maaşından düştüğünü bilmiyor. Bunu anlatamıyoruz biz evet, işverenlere. Şimdi sorular arasında o da var. Bir, hızlı bir şekilde tamam, soruları tamam, isterseniz bitireyim. Tekrar başvuru yaptı. Mesela çok kalabalık bir iş yeri. Bazı işçilerin dolmuyordu. Bu 450 ve 60 günleri dolmuyordu. Fakat dolanlar oldu. Yarın öbür gün tekrar başvuru yapması gerekiyor. Sonradan yapılan başvurular için yine ayrıca onay gerekecek mi? Evet. Ayrıca yeni bir başvuru gibi. Yeni başvuru olarak kabul edeceğiz. Gerekecek. Orada devamında bir açıklama yapayım. Bu listede yazdığınız kişilerin dışında o forma ait yani o onaya ait liste istediğimiz zaman birini eklemeyin. Eklerseniz, eklenirse ekleyen kişi sorumlu. Hı. Yani burada kaç kişiyi bildirdiyseniz ilave olarak kesinlikle eklemeyin. Buradan birini çıkartabilirsiniz. İşten ayrılmıştır.
istifa etmiştir. İstemiyordur. Veya siz full çalıştırmışsınızdır. Bir şekilde o koymayabilirsiniz. Bunu kesinlikle atlamayın. İkincisi, burada 45'e 45 yazdınız. Tam çalıştı. Tam çalıştı ama baktınız ki işler biraz iyi. Yarısında gelsin, ben parasını vereyim. 22.5'a 22.5 olsun. Oraya 22.5 yazabilirsiniz. Ama siz talep ederken bizde 30'a 45 talep ettiniz. O 31 olmaz. O 30, 15 olur. Aşağı doğru olur. İlaveler oluyor. Evet. Aşağı işler aşağı. Evet, oluyor. Evet. Ama bahsettiğiniz şey, eğer tekrar o soruyu şey yapalım. Eğer yeni isimleri eklemek istiyorsa tekrar başvuru yapacak. O sıfırdan bir değerlendirme. Yeniden başvuru. Şimdi usta, biliyorum. Cevap bekliyor ile dönüş şeye, mail atılıyor. Cevabı şu şekilde geliyor. Onaylandı ya da onaylanmadı şeklinde mi gelecek? Mesela bize şu anda gelen cevaplar şu şekilde. Ne olarak geliyor? Kendimiz işleme alınmıştır. İşleme alınmıştır. İşleme alınmış demek. Ne demek? Şu. Onu merak eden arkadaşlar. Şu. Evrak kayıttan geçti. Evrak kayıttan geçmiş, teftişe geçmiş. Müfettişe geçmiş. Yani bekliyoruz. En kötü ihtimalle şöyle söyleyeyim. Pazartesi günü teftişte. Öyle. Biz cumartesi de çalışıyoruz. En kötü pazartesi teftişte olacak şekilde düşünün. İşleme alınmış kişiyi üstüne... Aynı gün de olabilir, üstüne iki gün koyun. Teftişten kazıp üstad. Ankara. Ankara değil mi? Ankara. Yani 20 dönük. Yok. Biz burada teftiş yok. Ankara'da teftiş. Ankara. Yani nasıl gönderiyoruz? Key üzerinden evrak, mail üzerinden gönderiyoruz. Şimdi şey, daha anlaşılır bir şekilde. Siz bizi nasıl gönderseniz bizi Orion üstünüze gönderiyoruz. Ödemelerle ilgili ne zaman ödeneceği konusunda bilgi verdiniz zaten. Bu soruyu ayrıca sormayacağım. Hak kazanan, kısa çalışma dönemine hak kazanan çalışanlardan biri yararlanmak istemezse bundan, hak kazanmış, okey, onay gelmiş, fakat istemiyor, ben yararlanmak istemiyorum diyor veya çalışmak istiyorum diyemez o saatten sonra çünkü imzalamış ama almak istemiyorum derse diye bir soru. Almak yapmış. İstemiyorsa hesabına yatırır, hesabından almaz, geri döner. Para geri döner. İBAN'dan dönüyor mu? Dönüyor, çok döndü bize. Yani İBAN'dan döner mi bilmiyorum da postaneden çok döndü. Evet. Ödemeleri sormuşlar PTT banka ama IBAN numarası IBAN geldiği için artık PTT ile değil kesin olarak banka hesaplarıyla şeklinde. Bazı sektörlerde çalışmama durumu ispat belgesi. Bir örnek verirseniz diyecektim ama ona da zaten örnekler verdiniz. Evet. Ona da ayrıca bence sormaya gerek yok. Sektörüne göre değişiyor. İşsizlik maaşı süresinden bu alınan kısa çalışma ödeneklerinin süreden düşüleceği söyleniyordu. Evet. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı'na yetki verildi bildiğim kadarıyla mahsup etme konusunda, mahsup edilmemesi konusunda. Şu anda onunla ilgili bir açıklama yok herhalde değil mi? Şu anda düşünce. Bugün için mahsup ediliyor ama şöyle söyleyeyim. Yeni bir 600 gün dolduğu zaman, yeni bir hak dolduğu zaman bu şeyden mahsup edilmiyor. Yani yeni bir hak doğuyor çünkü o iş bitti. Hı hı. Yani yeni bir hak doğana kadar mahsup ediliyor. Hatta şunu da söyleyeyim. Bazen lehte de oluyor. Şöyle lehte oluyor. Şimdi siz kısaca çalışmaya başvurdunuz. İşsizlik sigortası, maaş alma koşulları nedir? İstek ve kusur dışında işsiz kalmış olma. Ama istifa ettiniz. Geliyorsunuz, kalan yerden devam ediyorsunuz. Lehte tarafı da bu. Yani yarın istifa ettiğiniz zaman yeniden başlatmalarda bizde var olan bir bildirgeyi başlatmada işsizlik sigortası için ya da kısa çalışma için ikinci çıkışta şey istemiyoruz. Geçerli bir çıkış maddesi istemiyoruz. O yüzden istifade etse, kusurluya da ayrılsa biz oradan kalanı ödüyoruz. Yani Cumhurbaşkanı'na böyle bir pardon Selçuk. Cumhurbaşkanı'na mesela işte 3 ay aldım. Normalde de bugün işi bıraksam işsizlik maaşı 8 ay alacaktım. 5 ay kalıyor normal şartlarda. Ama Cumhurbaşkanlığı zannediyorum o yetkiyi verilmiş. Kullanırsa bu 3 ayın mahsubu da söz konusu olmayabilir. Ama şu anda onunla ilgili bir şey bilmiyorum. Söz konusu değil. Son olarak şunu da sorayım mesela.